Merhaba arkadaşlar. Perşembe günü de kapattık. Haftanın kapanmasına artık bir gün kaldı. Maalesef bugün ayılar boğaların tepesine binmiş yukarıda. Endekste düşen trend diye tabir ettiğimiz kırmamız gereken nokta henüz kırılmadı ve oradan ciddi bir satış geldi. Fakat savaş henüz bitmiş değil. Yarın da muhtemelen savaş devam edebilir. Belki oraya bir test daha olabilir veya direkt aşağı doğru da alma ihtimalleri var. O yüzden temkinli olmak lazım. Aslında bugün bir karar vermek lazımdı. Şimdi benim önceki çizdiğim grafikte bir 30 puanlık daha yukarıya doğru aslında marj görünüyordu. Yaklaşık %0,5'lik. Ama bugünkü hareketten sonra bir 15 dakikalık bir saatlik grafiklerde orayı tekrar çizdiğimde aslında tam direnç noktasının üzerine çıkıp hemen oradan ciddi bir satış geldiğini görüyorum. Sabah erken saatlerde olmuş bu olay. Endekse bir bakalım. Portföydeki hisselere bir göz gezdirelim. Ciddi zararlar yazdım ben. Muhtemelen birçok kişi zarar yazmıştı ama günlük zararlar. Yani bunlar böyle işin keyfi. Dalgalı sularda yüzmek gibi. Sonuçta bizim hedefimiz uzun vade olduğu için çok fazla ben önemsemiyorum. Uzun vadeci olan da çok fazla aslında önemsemelerine gerek yok. Küçük belki lot alım satımıyla lot artırma yapmak isteyen arkadaşlar için ben endeksi de tabii ki inceliyorum. Hem teknik analiz bilgimiz biraz gelişsin diye hem de böyle bir vakit geçmiş oluyor. Onun dışında bilançoları da inceleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bilançolar var. Dün biriken bilançolardan devam edeceğim bugün. Yasal uyarımı göstereyim. Burada bilgi amaçlı, eğitim amaçlı analizler yapacağız. Bilançoları okuyacağız. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al sat tut tavsiyesi kesinlikle değildir. Buradaki bilgilere dayanarak direkt olarak yatırım kararı verirseniz uygun sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir istiyorsanız şeye gidelim. Portföye. Gördüğünüz gibi benim portföy. Dün mesela ne kadar güzel bir karlar yazmıştım. Bugün de tam tersi ciddi zararlar yazdık. Portföy bu düşüşten hemen önceki güne göre maliyetine gelmişti. Bugün tekrardan o düşüşten önceki maliyetimin aşağısında bulunuyorum ama yine de sonuçta bazı hisselerimde yükselişler var. Bazılarında ciddi düşüşler var. Mesela Egen bilançosu kötü geldi. Çok ciddi bir düşüş yazdı. Sahol bilançosu iyiydi, tutunuyor. Tofaş'ta güzel bir hareket vardı. Stellantis otomotiv satışın hisselerini alma yönünde bir anlaşma bildirdiler kafa dün gece. Dolayısıyla Tofaş çok hareketliydi ama bu haber aslında güzel, en azından geleceğe doğru bir olumlu bakış yaratıyor Tofaş açısından. Onun dışında şöyle baktığım zaman mesela benim hisselerim Ege Seramik çok ciddi zararlar yazmış. %8 bilançosu kötüydü zaten. Zaten beklenen bir şeydi. Hani verimsizlikten dolayı bazı bankların kapatılması vesaire gibi haberler çıkıyordu. Dolayısıyla zaten oradan beridir bir yatay düşen trendde devam ediyor. Onun dışında Petkim yine bilançosu kötü gelen hisselerden, gördüğünüz gibi %4 zarar yazmış. Info Yatırım burada zarar yazmış. Buçim zarar yazmış. Diğer hisselerde genellikle aslında zarar yazmış diyebiliriz. Ama tabii ki işte bunlarla çok moral bozmaya gerek yok. Günlük hareketler. Günlük hareketlere çok fazla takılmamak lazım. Bilançolara dediğimiz zaman da tek bilançoluk aslında kötü bilanço getirmesi de çok fazla bizi üzmemeli. Çünkü 3 ayda bir gelen bilanço, her 3 ayda bir şirketlerimizi komple değiştirirsek o zaman bir kalıcı uzun vade portföye sahip olamayız. O yüzden çok fazla panik yapmaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. 3 dakikayı doldurmuşuz. Şöyle bir endeks grafiğinde 1 dakika göstereyim. Ondan sonra hisselere gidelim. Şuradan açayım istiyorsanız. BIST yazıyorum. Oraya çıkmıyor. XU100 yazmamız lazım. Evet. Takip ettiğimiz grafik şuydu arkadaşlar. Aslında ben dün gösterdim. Burada birazcık daha boşluk var gibiydi ama mıknatısla tekrar çizdim. 15 dakikalık grafikte. Tam oturdu aslında yerine. Buradaki çanak kulpun hedefi gelmiş. Yukarı gitmiştik. Üçgen içerisinde sıkışmıştık. Ve bu grafiği takip ediyorduk. Bu üçgenden ben 1, 2, 3, dördüncü de çıkacağımızı düşünüyorum ama piyasadaki olumlu haberlere göre belki üçte de çıkabilir diye bir umudumuz vardı. Bugün çıkamamışız gibi görünüyor. Şöyle büyüteyim, yakınına gideyim, tam olarak göstereyim. Şimdi mıknatısla çizdiğim için arkadaşlar gördüğünüz gibi tam yani milimetrik temas sağlıyorum. Dolayısıyla dün aslında biz bu noktaya değmişiz. Bunu gözden kaçırmışız 1 Mart'ta. Bugün de sabah erken saatte bir daha test ediyor ve aşağıya doğru ayıların zaferiyle sonlanan ufak bir savaş gerçekleşiyor. Bakalım yarın ne olacak? Çünkü açılış seviyesinin tam hizasında bitirmişiz. Muhtemelen yarın bir daha test etme ihtimali var diye düşünüyorum. Ama aşağı doğru da yönelebilir diye düşünüyorum. Çünkü burası aynı zamanda süper trendin aslında tam hizasına denk geliyor. Aslında o yüzden güçlü bir direnç haline gelmiş. Hem süper trend açısından hem de bu düşen trendin direnci açısından çift direnç var gibi düşünebilirsiniz. Şöyle aşağıya baktığımız zaman hala hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Güzeliz. Fakat 21 gününe doğru bir hareket olası. Yarınki savaşı bir izlemek lazım. Zaten bir karar veren arkadaşlar bugün öğlen gibi kararlarını vermeliydi diye düşünüyorum alış satış açısından. Şöyle 1 saatlik grafiğe de gittim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle yaklaşayım. Dünkü kapanışta aslında tam temas etmemişiz. Şöyle yaklaştığım zaman.
Çok yakınında bitirmişiz. Ben burada biraz daha marj var diye düşünüyordum ama o çizginin eğimini birazcık yanlış çizdiğimiz için. Ama bugün çok nizami bir sabah 10 açılışında yukarıda fitili görüyorsunuz. Tam dirence temas edip oradan satış yedikten sonra ayların zaferiyle sonlanan bir gün. Şöyle kısa vadede hala süper trend yeşil ama ben bu süper trende günlük bakmayı seviyorum. Böyle bir saatlikte falan çok fazla yanıltıcı olabilir diye düşünüyorum kısa vadede işlem yapmadığım için. Dolayısıyla yarın savaşın sonucunu net olarak görebileceğiz. Aşağı doğru bir yönelim olursa 21 günlük hareketli ortalama bizi tutacaktır. Orası da yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim 5136 seviyesine geliyor. Zaten 5000 seviyesi de artık 50 günlük hareketli ortalama. Burası daha güçlü bir destek haline geldi. Yarın kırılım gelmeme ihtimali var arkadaşlar. Sabah açılışını bir görmemiz lazım. Eksi olumlu bir haber de olmazsa muhtemelen iteleyici bir güç bulamayabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar uzun vade için çok önemli şeyler değil. Biz bu üçgenden zaten içerisinde kalmasının normal olduğunu daha önceki videolarımızda söylemiştik. Ama kritik önemli bir noktadayız diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bugün inceleyeceğimiz bilançolar Sabancı Holding, Egen, Petkim, Ege Seramik, Kozal, Başkent Gaz, Natural Gaz. Başkent Gaz'ı bir arkadaş yazmış yorumlara. Natural gazla benzer olduğu için ikisini bir kısaca incelemek istiyorum. Çok takip ettiğim şirketler ve ilgilendiğim şirketler değil açıkçası ama burada uzun vade portföyümüzde olan veya takip ettiğimiz, daha önce video çektiğimiz hisseler mevcut. Onlara öncelik vereceğim. En sonunda Başkent Gaz, Natural Gaz'la bitirmek istiyorum arkadaşlar. Sahol zaten bilançosunu iyi bekliyorduk. Bankalar da iyi gidiyor, Akbank da iyi gidiyor. Sahol'de devasa karlar yazmaya devam ediyor. Zaten çarpan olarak ucuz bir şirket. Şöyle aşağı doğru indiriyorum. Öz kaynaklarından başlayalım. Tabii holding olduğu için birazcık şey inceleyeceğim. Yüzeysel inceleyeceğim. Çünkü holdingleri altındaki tüm şirketleri ayrı ayrı incelemek lazım. Gördüğünüz gibi 100 milyardan 200 milyara çıkan bir öz kaynak var. %100 öz kaynak büyümesi arkadaşlar. Çok büyük bir öz kaynağı var ve bunu ikiye katlamayı başarmış. Hasılatlarına baktığımızda şöyle 30 milyardan 68 milyara geliyor ama burada mesela finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar, finans sektörleri faaliyetleri hasılatlar olduğu için buraya aslında her birini kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Mesela finans sektöründen 3'e katlamış. Normalde 2'ye katlamış hasılatlarını ama direkt olarak ben esas faaliyet karlarına ineyim. 25 milyardan 98 milyara giden bir esas faaliyet karı görüyorum. Esas faaliyet karını 4 kat büyütmüş arkadaşlar. Bu da çok güzel bir büyüme diyebiliriz arkadaşlar. Dönem karı ve zararına geldiğim zaman 20 milyar 500 milyondan 82 milyara çıkarmış. Yani 4 kat dönem kar büyümesi de var bu şirkette. Tabii ki biz ana ortaklık paylarıyla ilgilendiğimiz için burası da 4 kat fakat biz bilançoda 43 milyarı göreceğiz ve çarpanlarını buna göre incelememiz gerekiyor Sabancı Holding içinden. Sahol'ün çarpanlarına geldiğim zaman öz sermayesini gördüğünüz gibi 100 milyar 43 milyar kar yazmış bulunuyor bu şirket. Tabii ki bu ana ortaklık payları olduğu için oran değişmiyor. Hani 200 milyara siz 86-87 milyar gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla %43'lük bir öz sermaye karlar piyasa değeri defter değeri birin altında. Yani defter değerinin altında satılan bir şirket ve öz sermaye karlılığı %40. Diğer taraftan 44 liralık olan şirketin FK'sı 2. Yani bu şirket yıllık neredeyse 21-22 lira kar üreten bir şirket. Siz 44 lira yatırım yapıyorsunuz, bir yıl sonra size 22 lira ödüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki karlılığı bu seviyede devam edecekse. Yani 2 yılda aslında yatırdığınız parayı size TL olarak geri veriyor. Tabi bunun enflasyonu vesaire var, onu düşmeniz lazım. Dolayısıyla kar büyümesi eğer ki enflasyon oranında olursa sizi bu şirket 1,5-2 yılda amorti edebilir arkadaşlar. Tabii ki holding olduğu için içerisinde büyük ağırlıkta banka bulunduğu için karlarının büyük kısmı Akbank'tan geldiği için daha çok bankalar gibi düşük çarpanlarda fiyatlıyor ama bu öz sermaye karlılığıyla hani bankalar bu kadar sıkıntılı olmasa piyasa değeri defter değeri 3-3,5 olsa şirket 120 lira olsa çarpan olarak hiç göze garip görünmez yani. Dolayısıyla çok ucuz ve ucuz olmaya devam eden bir şirket. Geçen yıl da bu zamanlar konuştuğumuzda yine ucuz olmaya devam ediyordu. Sabancı Holding. Şöyle Sabancı Holding'in grafiğine de geleyim. Hızlıca geçelim ondan sonra diğer hisselerimize. Şöyle bir yükseliş hareketi var. Tabii ki burada artık yatay düşen trendi almış ama düşen trendini kırıldığını görüyorum. Şöyle önceden hareketin yaptığı bir analiz yaparsak yaptığı hareketi. Mesela şöyle bir burada en basitinden şöyle çok basitçe kabaca bir çanak kulp hareketi görüyorum. Burayı çizdim. Şimdi böyle bir kanalımız var. Hatta burayı çanak kulp veya omuz baş omuz olarak alabilirsiniz. Tabii tam temas gelmemiş ama ikisinde hedefi aynı olacağı için şu şekilde bir formasyon. Muhtemelen burayı ben klonladığımda yukarı hedefi verebilir diye düşünüyorum. Şöyle üzerine koydum. Evet, gördüğünüz gibi mesela işte teknik analiz aslında şeydir. Yani bize gösteriyor. Ne kadar yükselen bir trend olsa da buradaki omuz baş omuz aslında çalışıyor. Yani buradaki hash derinliğiyle buranın hedefi gelmiş görünüyor. Hedeften sonra ciddi bir satış yiyip tekrardan aynı boyun çizgisine bir temas yapmış şirket. Ondan sonra orta banda gidiyor. Tekrar orta bandı deniyor.
Orta bandın altına tuzaklıyor ve tekrardan orta band seviyesinde şu an aslında şirket satış yemiş bugün gördüğünüz gibi. Ve bu seviyede bir direnç bölgesinde şirket bulunuyor aslında ama üzerine de attığı görünüyor. Bir yarınki savaşın sonucu aslında Sahol'ü çok ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Tabii ki karları bilançosu iyi olduğu için. Düşen trend kırılımı da şu bölgede gelmiş. Artık putlarını hızlanacaktır. Burayı da geçerse belki kanalın üst bandına doğru bir hareket başlatabilir diye düşünüyorum. Teknik görünümü bence güzel. Bu noktanın da özellikle üzerinde olması, daha önce takıldığı yerin üzerine geçmiş olması bir pozitiflik. Buranın üzerine kalıcı olursa üst banda gidebilir. Tabii ki bu yıl nasıl olacak bilmiyoruz. Yani holding ve içerisinde banka olduğu için düzenlemelerden ve ekonomik durumdan çok ciddi derecede etkilenecek. Yani rally de olabilir, böyle düşüş, yavaş trend, ayı trendi de olabilir diye düşünüyorum. Ama Sabancı Holding genel olarak çarpan bazında gayet uygun göründü benim gözüm arkadaşlar. Bilançosunu da gayet beğendim diyebilirim. Şöyle hızlıca bir Egea'ya gelelim. Egea zaten bu yıl çok ciddi hareketler yapmıştı. 5'e katlayan bir şirketti. Hatta fiyat, yani benim hedeflediğim değerin çok çok üzerine gitti diyebilirim. Grafikten oraları da inceleriz arkadaşlar. Dönem varlıklarını 2'ye katlamış. Duran varlıklarını neredeyse 3'e katlamış. Güzel bir sanki öz sermaye artışı var gibi bu şirkette. Boşluğunda bir artış yoksa. 1 milyar 100'den 1.700'e çıkarmış. Yani %60'lık bir öz sermaye büyümesi var. Aslında beklentinin biraz altında kalmış. Yani bu şirketten öz sermaye karlılıklar çok daha yüksek olabiliyordu. Bu yıl aslında son bilanço muhtemelen biraz kötü gelmiş diye düşünüyorum ama şöyle yine de %70'lik öz sermaye karlılığını kabul ediyorduk bu yıl için. Hasılatlı 2'ye katlamasını beklerim açıkçası iyi demem için. 1 milyardan 2 milyar 200'e çıkarmış. Yıllık açıdan hasılatın 2 katına çıkarmış. Gayet güzel. Brüt karına baktığında burayı da 2 katına katladığını görüyorum. Bariz bir aslında marj düşmesi yok. Çok hafif bir marj düşmesi var. Hani şu küsuratları hesaba katarsak. O da çok önemli değil. Diğer şirketlerde de benzer şeyler görüyorduk. Esas faaliyet karlarına baktığımızda 500 milyon, 490 milyondan 838 milyona düşmüş. Birazcık esas faaliyet kar marjında düşüş olduğunu görüyorum ama yine de esas faaliyetlerini neredeyse %70-80 artırmış gibi duruyor şirket. Aşağı geldiğim zaman ne göreceğim? Geçen yıl 600 milyon olan karını 900 milyona çıkardığını görüyorum. Yani %50'lik bir kar büyümesi var. İşte kar büyümesi çok iyi gelmemiş. Özellikle de son çeyrek sanki birazcık şöyle bir bakayım, 210 milyon kar yazmış. Önceki çeyrekler 220 milyon. Daha önceki çeyreğe baktığımda yine 240 milyon. Karları minimal olarak düşe düşe gelmiş. Geçen yıla çok fazla katlayamamış ama %50 oranında karını büyüten bir şirket. Zaten şirket çok yukarı gidip çarpanlar şişmişti. Dünkü videoda biraz söylemiştim. Jansa ile karşılaştırma yapmıştık o zaman. Yani bilançosunun bence iyi gelmesi lazımdı. Dolayısıyla bu şirkete birazcık sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Şöyle geldiğim zaman PK dün 18'di. Bugün de 18 olduğu görülüyor. Tabii ciddi bir düşüş hareketi yaptı. Muhtemelen bilanço geldiği sıralarda PK'sı 20-21'leri gösteriyordu bu şirketin. Piyasa değeri defter değeri de 10 olduğunu görüyorum. Piyasa değeri defter değeri 10'sa %100 öz sermaye karını isterim. Yani bu şirketin 1.600, 1.700, 1.500 kar etmesini beklerim. Esas faaliyetler her ne kadar düşmemiş olsa da öz sermaye karını geçen yıla göre sanki biraz şirketin düşük gibi göründü gözüme. Böyle 1.700, 898 desek %50 öz sermaye karlı var. Piyasa değeri defter değeri 7, 8, 5 o civarlar aslında fena olmaz bu şirket için ama burada sanki fiyatının birazcık şirket üzerinde kalmış gibi duruyor. Düşüş hareketi de devam ediyor. Belki düşüş hareketinin devamı beklenebilir. Tabii ki yine de Egen yıllardır kaybettirmeyen, her yıl temettü veren bir şirket. Temettüsünü de açıkladı. Gördüğünüz gibi 204 milyon bir nakit temettü ödeyecek. Kasadaki nakdinin yaklaşık %20'sini diyebiliriz. 62-63 liralara tekabül eden bir temettü. Tahmini temettü verme zamanı %1,5-2 verimle temettü verecek bu yıl. Tabii ki benim portföyümde var. Daha önce söylemiştim ama benim maliyetlerim çok düşük. Uzun vadeli yatırımcı olduğum için Egea'da. Ben bu yılın başlarında almıştım 2022'nin. Dolayısıyla güzel maliyetlerim var. Temettüsünü bekleyeceğim. Benim temettü verimim daha yüksek oluyor. Bunun çizili grafiği vardı sanırım. Evet. Şimdi Egea'da. Daha önce defalarca izlemiştik, incelemiştik. Şöyle birazcık hareketleri sert. Gördüğünüz gibi ciddi bir yataya bağlayıp ondan sonra yukarıya alıyorlar. Flamalar yapa yapa gidiyor şirket. Buradaki çanak kulpun hedefi geldi. Geldikten sonra şu 4000 liralarıydı. 4000 liraların üzerinde kalıcı olunca şirket hani bir kat daha gidebilir diye düşünmüştüm ben. Hani bir kat dediğim neresidir? Yani 4000'den şöyle 5000'leri işte 5200 buralara kadar normal kabul ediyorum. Yani şu zirvenin olduğu nokta bakın arkadaşlar. Burayı 3'e katladığım zaman şu zirveyi hedef ediyor. Ama ondan sonra şirket burada bir filama daha yapıp tekrardan yukarı gitmek istedi. Yani bu filamayı neden çalıştı? Zaten bunun bir short videosunu da çekmiştim o zaman. Hani burası sıkıntılı bölgeler diye. Şöyle koyduğunuz zaman yaklaşık olarak bakın buradaki bayrak veya filama ne derseniz
buranın hedefine kadar götürdüler. Yani bunun üzeri birazcık sanki şeydi, abartıydı. Zaten çok hızlı bir satış yeri şirket. Tekrardan bu kanalın içine döndüğünü görüyorum. Yani bir katlamaya kabulüz, iki katlamaya kabulüz, üç katlama tamam. Ama dördüncü, beşinci katı koyuyorsa bunu bilançoda aslında çok karını büyüttüğünü görmek isterim ben. Yoksa bu üstünde birazcık köpükleme ihtimalimiz var. Ama ben şirketi uzun vadede faaliyetleri sebebiyle seviyorum. Zaten eskilerden beri tutanlar varsa bu şirkette para kaybetmiş olmaları imkansız diye düşünüyorum. Hani şu bölgeden de almak biraz şeydi, cesaret istiyordu. Zaten ben bunu önceki videolarımda söylemiştim. Cesaret eden varsa belki burada satıp kâr edebilmiştir ama satamadıysa muhtemelen zarar yazmıştır arkadaşlar. Şu orta banttan tekrardan yukarı hareket etmiş. Şimdi benim burada beklentim şu olur. Şu çizginin, ya en azından daha önceki 2-3 kere test ettiği çizginin üzerinde kalmasını isterim şirketin. Bugünkü hareketler birazcık altına sarkmış gibi. Belki tekrar üzerinde kalıcı olursa bu bölgede bir yataya bağlama olabilir. Daha önce yaptığı hareketlere benzer şekilde. Yani ciddi hareketler yapıp yataya bağlıyor, gördüğünüz gibi. Ciddi hareketler yapıp yataya bağlıyor. Şirket zaten bu şekilde giden bir şirket. Yani klasik huylarını yapabilir diye düşünüyorum bu yıl ama şirketin birazcık iyi bilançolara ihtiyacı var. Şu anki ederleri yani birazcık aşağılarda kalmış şirketin. Şu kanalın içi bence daha olağan bir nokta diye düşünüyorum. Şu zirve noktalardansa arkadaşlar. Egen'de böyle bir şirket. Çarpanları pahalı. Bilançosunu çok beğenmedim. Çarpanlar pahalı olduğu için. Ama şirket genel manada her zaman uzun vadede kazandırmış bir şirket diyebiliriz. Petkim'in bilançosu sanki kötüydü. Şöyle hemen öz kaynaklarına iniyorum. 12 milyardan 19 milyara çıkan öz kaynak. Öz kaynak büyümesi fena değil. %50. Diğer şirketlerle karşılaştığımızda tabii ki kötü. Özellikle son çeyrek öz kaynak büyümesi 500 milyon gibi. Sanki son çeyrek çok kötü karlar getirmiş gibi duruyor şirket. Eğer başka bir gider yazmadıysa. Hasılatını 28 milyardan 8 milyara çıkarmış. İkiye katlamayı başaramamış hasılatı. Birinci kriterimiz neydi? Hasılatı aslında ikiye katlamasını istiyorduk minimum. Brüt karına baktığım zaman 6 milyardan 4 milyara düştüğünü görüyorum. Brüt karda çok ciddi düşüş var. Zaten etkilen nafta marjları bu yıl çok kötü gidiyordu. Yavaş yavaş iyileşmeye başlamıştı ama geçen yıl ortalamalara göre çok ciddi düşük. Dolayısıyla burada çok ciddi bir kar düşüşünden bahsedebiliriz. Esas faaliyetleri %50 düşmüş şirketin totalde yıl bazında. Bu da tabii ki şirket için çok iyi görünmüyor arkadaşlar. O etilen nafta marjlarının düzelmesi lazım şirketin atağa kalkması için. Yatırım faaliyetlerine Allah'tan 3 milyar 300 milyon kar yazmış. Yoksa bilanço totalde belki de zarar bile yazabilirdi, yani çok ciddi zarar. Bir de burada vergi geliri de yazmış. Sürdürülen vergi gelirlerini de koymuş. Finansman gelirleri 5 milyar, 7 milyar gideri var. Yani yine kötünün iyisi bilanço, daha kötü gelebilirmiş. Karına baktığımızda şöyle 5 milyardan 6 milyara çıktığını düşünüyorum ama esas faaliyetlerinde ciddi bir gerileme var şirketin arkadaşlar. Dolayısıyla böyle yatay hareketler yapması aslında gayet normalmiş şirketin. Hatta bu bilançoya göre bence yani yılın ortasında güzel hareketler yaptığını söyleyebilirim şirketin. Grafiğinden önce bir çarpanlarına da bakalım ne duruma gelmiş. Şimdi biraz bilanço şey yaptı, üzdü bize kötü bilanço. 19 milyar, 6 milyar. Şöyle baktığım zaman aslında 6.500 bölü 19 bin desek, öz sermaye karına bakacağım şirketin, %34 düşük kalıyor ama piyasa değeri defter değeri 2. Aslında öz sermayesine göre piyasa değeri defter değeri düşük ama işte burada içinde finansman giderleri var. Vergi, finansman gelirleri var. Vergi gelirleri var. Yatırımlardan gelirler var. Esas faaliyetleri %50 düşmüş bir şirket. O yüzden piyasa değeri defter değerinin ucuz görünmesine çok fazla aldanmamak lazım. O esas faaliyet gelirinin artması lazım. Bu da işte etilen nafta marjlarının yükselmesiyle olacak aslında. Dolayısıyla kâr marjları düştüğü için esas faaliyetleri de %50 gerilemiş. FK'sı 6. Çarpanlar hala uygun görünüyor öz sermaye kârına göre ama esas faaliyetlerine düşüklük olduğu için o marjları takip edip yükselene kadar çok fazla şey yapmamak lazım. Yani bir beklentiye girmemek lazım. Tabii ki fiyatının uygun olduğu noktalarına karşılık yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Buranın da grafiği çizikti. Önceden incelemiştik. Şimdi bir ara atağa kalktı bu şirket. Şu Kasım, Ekim aylarında güzel ataklar yapıyordu. Ocak'ta da güzel ataklar yapmış aslında. Ondan sonra aşağıya doğru ciddi bir satış dalgasıyla karşılaştı. Biz burada çizmiştik. Yani burada bir çanak kulp formasyonu yukarıya gelebilir diye düşünmüştük. Tabii ki buranın içerisinde bir üçgen formasyonu vardı. Yani şu üçgenin hedefi geldi. Hedef geldikten sonra bu orta banda takılıp ciddi bir satış yedi şirket. Aslında ben bu kadar ciddi bir satış yemesini o zaman beklemiyordum. Dolayısıyla bu seviyelerde bulunuyoruz. 200 günlük hareketli ortalamayı görmüş şirket. Buradan destek alıp yukarıya doğru gitmek istiyor ama 21 günlük hareketli ortalamayı geçememiş.
altına sarkmış 100 günlük hareketli ortalama seviyesinde tutunuyor diyebiliriz. Eğer ki marjlar bu şekilde devam ederse yani 200 günlüğe kadar hareketler gayet normal. Özellikle ben şu trendin üzerinde kalmasını umut ediyordum şirketin. Bu trendin de altına inmiş. Hani nerelere kadar inebilir diye düşünürseniz 200 günlük hareketli ortalamaya kadar hareketler normal. Şurayı da bir uzatalım bakalım bunun ucu nereye geliyor. Hani bu kanalın dibini gösterirler mi bilmiyorum ama belki 200 günün altına sarkarsa hızlı bir şekilde bu kanalın dibine doğru hareketler yapabilir. Ama o zaman da şirket çok ucuz seviyelere gelecektir. Yani buradan bir %30'luk değer kaybı gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla o zaman FK'sı yine şirketin 3,5-4'lere düşecek. Piyasa değeri defter değeri 1,5'lara düşecek. O zaman belki karşıt yatırım düşünülebilir diye düşünüyorum. Şu an ederinde gibi duruyor ya şirket. Hani o yatırım gelirlerini vesaire sarmazsanız öz sermaye karlılığı %20 zaten şirketin esas faaliyetlerinden geldiği zaman. Piyasa değeri defter değeri de 2. Düşen kırılımına yönelik bir işaret var mı? Yani kırmış ama yataydan kırmış. Tekrardan burayı belki bir test yapabilir. Çok fazla o yüzden burayı teknik anlamda olumlu olarak kabul etmiyorum ama bulunduğu yer itibariyle 200 günlük ortalamalar civarı olduğu için fiyatlar aslında uygun yerlerde diyebiliriz arkadaşlar ama faaliyetlerini çok fazla açıkçası bu yılki faaliyetlerini beğenmedik. O da mal düşüklüğünden dolayı. Ege Seramik bir temettü hissesi. Daha küçük sermayeli bir hisse en azından göreceli olarak. Beğendiğim bir hisse benim ama bu yılki faaliyetleri bu şirketin çok iyi gitmiyor. Enerji fiyat artışlarına ve satış yapamamasına dolayı bazı bantlarını kapatmıştı bu şirket. Verimsiz bantlarını. Dolayısıyla zaten bir kar düşüşü bekleniyordu. Muhtemelen karlar da düşmüş gibi görünüyor. Şöyle 600 milyondan bu niye bugün böyle oluyor anlamadım. 600 milyondan 800 milyona çıkan bir öz kaynak görüyoruz. Öz kaynak büyümesi diğer şirketleri karşılaştığımızda ciddi derecede düşük. Hasılatına baktığımızda iki katına çıkarmış. Gayet güzel. Brüt karına baktığımızda iki katından biraz az artırmış. Brüt karlarında, marjlarında birazcık düşüş var. Esas faaliyetlerine geldiğinde ciddi derecede düşüş görüyorum. Yani marj olarak düşüş görüyorum. 300 milyona 348'e anca çıkarabilmiş. Hasılatını ikiye katlıyor ama esas faaliyetlerini hiç artıramıyor. Demek ki ciddi maliyetler ve giderler bu şirketin belini bükmüş diyebiliriz. Enerjinin artması, belki satışlarının maliyetinin artması bunu tetiklemiş olabilir. Dolayısıyla marjların düşmesi bu şirkete de aslında darbe vurmuş. Şu aşağı indi dönem karına bakıyorum. 262 milyondan 379 milyona çıkan bir kar. Yani normalde biz burada isterdik ki 550-600 milyonları görelim. Özellikle son çeyrek sadece 39 milyon kar yazabilmiş. Hem çeyreklik bazda kar düşüşü var. Hem yıllık kar yükseltmesi yeterli değil. Hem de öz kaynak büyümesi aslında diğer şirketlere karşılaştığımızda düşük. Kar marjları da gitgide daha da düşmüş. Şirketin esas faaliyetlerinden gelen karlarla gitgide azalmış. Çarpanlarına göre bir değerlendirmek lazım. Bu bilançoyu çok beğenmedim açıkçası. Ama FK'sı 6, piyasa değeri defter değeri 3, çarpan bazında göreceli olarak ucuz. Şöyle 379 bölü 801 diyeceğim. %47 aslında öz sermaye karlılığı var. Zaten bu fiyat düşüş hareketi olduktan sonra bilançoda sanki bu fiyata uygun gelmiş gibi. Yani buradan piyasa değeri defter değeri 3 ile 4'ün arasında seyretse gayet normal diye karşılayabiliriz. Tabii ki FAVÖK üretim gücü biraz daha düşük. Gördüğünüz gibi piyasa değeri bölü FAVÖK 6.48. Dolayısıyla şirketin aslında bilançosunu beğenmedik ama fiyatlar da çok pahalı durmuyor Ege Seramik için. Durağan bir yıl geçirmesi muhtemel eğer karlarını büyütemezse. Şöyle bakalım, evet şirketi zaten yatayı almışlar. Gördüğünüz gibi uzun süredir yatay gidiyor. Daha önceden zaten bu şirketi incelemiştik. Şöyle yatay hareketler atarsak. Bakın tam şurada daha önce denediği nokta diyebilirsiniz veya şura diyebilirsiniz. Hani bu civarlarda geziniyor. Şurayı alalım. Orayı bir ihlal sayalım. Bu şekilde. Bu noktanın altında çok fazla inmesini istemezdik ama bugünkü bilanço sonrası hareketle 100 günlük hareketli ortalamaya indiğini görüyorum bu şirketin. Şöyle baktığım zaman aşağıda bizi karşılayacak ekstra özellikli bir yer var mı diye düşünüyorum. Yani şu tepeleri vesaire hepsini çizdiğimde yine 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelecek. Yaklaşık olarak bu şirkette 200 günlüğe kadar hareketler olması normal karşılanabilir. Bu şuranın en azından şu bölgenin yani önceki tepelerinin 1, 2, 3 kere denemiş. Burası güzel bir destek olur diye düşünüyorduk ama olmamış. Yani dün görseydim böyle söylerdim. Gap'li bir şekilde açıp aşağıya inmiş. Buranın üzerine atması lazım şirketin. Burada tabii böyle bir grafik olduğu için düşen kırılımından vesaire bahsetmek mümkün değil. Yatayı almışlar şirketi. Öncelikle bu yatay tepelerini geçip yukarıya doğru hareketlenmesi lazım. Öncelikle 37 liraların üzerleri bu şirket için birazcık böyle yukarı hareketlerin başlangıcı olacaktır. Şu an tabii 34 lira olduğu için hala oraya %10'luk bir yol var. Bugünkü taban hareketi şirket için kötü olmuş. Yani %8'lik bir düşüş. Ege Seramik'in bilançosunu çok beğenmedik ama zaten bekleniyordu.
Koza altına geleyim hızlıca. Bu şirket çok beğenmiyorum. Yani şey açısından beğenmiyorum. Çok öyle takip ettiğim bir şirket değil. Altın madeni işi çok habere bağımlı gidiyor. Türkiye Varlık Fonu'yla beraber hareket ediyor. Dolayısıyla çok fazla bir yorum yapamıyorum. Yani öz kaynaklarına baktığında 10 milyardan 11 milyara çıktığını görüyorum ama ciddi bir temettü vermişti. Şu 12 milyardan burada bir öz sermaye azalması var. Burada ciddi bir temettü dağıttı şirket. Tam değerini hatırlamıyorum ama yüksek verimde bir temettü vermişti. Hasılatlarına geldiğimiz zaman 4 milyardan 5 milyar 700'e çıkarmış. Hasılattan da bariz bir artış yok diğer şirketlerle karşılaştırdığımızda. Yani o %100'lük artışı göremiyoruz. Brüt karına geldiğimiz zaman burada aslında fena olmayan bir artış var. Brüt kar marjında birazcık artış olmuş. Esas faaliyet marjına baktığım zaman şöyle 2 milyardan 2.400'e çıkmış. Burada bariz bir artış yok. Esas faaliyet kar marjı yaklaşık aynı kalmış diyebiliriz. Yani çok ince hesap yaparsanız %2-3'lük veya %1'lik bir fark çıkabilir diye düşünüyorum. Yatırım faaliyetlerinden gelirler yazmış. Aşağı doğru iniyorum. Net karına geldiği zaman 3 milyardan 4 milyara çıkarmış. %25 kar büyümesi, %33 kar büyümesi var. Yine işte göreceli karşılaştırdığımızda diğer şirketler kadar büyük kar büyümesini Kozal'da da göremiyoruz maalesef. Ciddi bir bedelsiz vermişti. Buna bağlı hareketler yapıyordu. Sık haber çıkıyor adıyla. Dolayısıyla şirket böyle hızlı hareketler yapabiliyor. Hani bunları belki takip ederseniz kar getirebilir ama ben açıkçası bu tarzda yatırımı çok sevmediğim için bana uygun bir şirket değil. 4/12 desek %33 öz sermaye karlar, piyasa değeri defter değeri 5. Yani aslında öz sermaye karına göre şirket ederinin üzerinde sanki fiyatlıyor. FK'sı 17, kar büyümesi %30 olan bir şirket için FK'sı da maksimum 8-9. Hani o civarlar vermek daha uygun diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bedelsiz hareketiyle olan tavan tavan gitmeler sanki şirketi birazcık şişirmiş gibi duruyor. Bilançosu da çok aşırı iyi gelmemiş koza altın işletmelerinin. Şöyle bakalım, evet zaten ciddi düşüş hareketleri hala devam ediyor şirkette. 100 günlük hareketli ortalama seviyesinden tepki yapmaya çalışıyor ama burada da benzer şekilde bir yani düşen trend kırılımından bahsetmek mümkün değil. Hatta daha olumsuza doğru gidiyor. Teknik görünümü zayıf duruyor. Şöyle bizi karşılayacak bir nokta var mı? Zaten 100 günlük hareketli ortalama karşılar. Burası karşılamazsa şu önceki kırılım noktasını belki kabul edebilirsiniz. 100 günlüğün hemen altına burası tekabül ediyor. Yukarıda da öncelikle şu üçgen, oluşan üçgenin içerisinde tekrardan şirketin girmesi lazım ki düşen kırılımı yapabilecek bir pozisyona gelsin ve bu üçgene çok çok daralmış. Teknik görünümü zayıf. Çarpanları bilançosuna göre biraz yüksek. Ama işte beklentiniz varsa altın şirketi haberlerini vesaire takip etmeniz gerekiyor. Kozal için arkadaşlar. Şöyle Başkent Gaz'ın çok hızlıca bakacağım. Bir arkadaş rica etmişti yorumlarda. Ben de gördüm. Görünce not almıştım. Ama çok takip ettiğim bir şirket değil. Şöyle baktığımızda dönem varlıklarını güzel artırmış. Fena değil. 1,5 kat. Dönem varlıklarını 2'ye katlamış. Güzel artışlar var. Tabii bu gayrimenkul olarak geçiyor. Yani Başkent Gaz Dağıtım gayrimenkul şirketi. Tam olarak ne iş yaptığını bilmiyorum. Hani gaz dağıtım var ama ekstra bir faaliyeti var mı orasını bilmiyorum. Öz kaynaklarına geldiğinden öz kaynaklarında ciddi bir azalma görüyorum. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Uzun vadeli yükümlülükleri sabit. Kısa vadeli yükümlülüklerinde ciddi bir artış var. Tabii ki bu şirket doğalgaz dağıtım şirketi olduğu için doğalgaz bağlatıldığında muhtemelen depozito aldığı için şirket bunları kısa vadeli yükümlülük olarak gösteriyor olabilirler diye düşünüyorum. Yani çünkü ahlatçı gazı da incelememizde böyle bir durum vardı. O yüzden bir faaliyet raporunu ayrıntılı okumak lazım. Yorum yapabilmek için. Bunların analizi biraz zor. Yani ahlatçı gazla beraber ben bu durumla tanışmıştım. Birazcık sıkıntılı öz kaynaklarında çünkü şirketin küçülme var. Yani baktığınız zaman varlıkları azalmış görünüyor. Yani borcu artmış ciddi derecede ve varlıkları azalmış. Uzun vadeli yükümlülük almamış ama şöyle 2 milyar 300'den 1.800'e düşen öz kaynak var. Şimdi öz kaynağı düştüğü için çok fazla bir yorum yapamıyorum şirketle. Bir de bu depozito muhabbeti yükümlülük doğuruyor şirkette. Yani insanlar aynı anda depozitolarını çekseler şirketin öz kaynakları eksiye iniyor gibi oluyor. Tabii ki böyle bir şey gerçekleşmez. Bunu daha önce açıklamıştık ama bilanço incelemeyi zorlaştırıyor. O yüzden çarpan bazlı gitmek belki daha doğru olabilir. Brüt karını 800'den 1.200'e çıkarmış. Hasılatın çok artırmasına rağmen brüt karı çok fazla artmamış gördüğünüz gibi şirketin. Esas faaliyet karları son çeyrek zarar. Önceki çeyrek zarar. Yani hep zarar gördüğünüz gibi zararda kalan bir şirket. Son çeyrek kış olmasına rağmen hani doğalgaz şirketinin iyi olması gereken aylar olmasına rağmen kar yazmış ama zarardan çıkamamış şirket. Yıl sonuna baktığınız zaman şirket totalde zarar yazıyorsa esas faaliyetlerinde bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla
Çok fazla bilançosunu beğenmedim. Kârına geldiğim zaman geçen yıla göre kârı %50 düştüğünü görüyorum arkadaşlar. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 393 milyon. Yani esas faaliyetlerinden zararı yatırım faaliyetlerinden gelirlerle tolere etmiş görünüyor. İşte burada sadece doğal gaz dağıtım şirketi olması, o depozitoların mevzusu. Bunları ayrıntılı okuyun yatırım yapıyorsanız. Şimdi ben bunları okumadan bu şirkete kesinlikle şey yapmam, bir yorum yapamam. FK'sı 29 görünüyor, piyasa değeri, defter değeri 6 görünüyor. Son çeyrek yazdığı 300 milyon kârı 4 çeyrek yazsa şirket anca yani FK'sı 8-9'lara tekabül edecek. Dolayısıyla Başkent Gaz'ın bilançosunu ben beğenmedim, şüpheli buldum. Bilanço oyunu da olabilir. O depozitoları ne olarak gösterdiler? Ona bakmak lazım. Zaten hareketleri de bilançoyu doğruluyor. Yani baktığınız zaman sevmediğim hareketler var. Yani sevmediğim hareket dediğim nedir? Bir impuls hareketi olduktan sonra tekrardan bunun altına iniyorsa bir şirket burada sıkıntı vardır. Yani bu hareket iyi bir hareket değil arkadaşlar. Bunu görüyorsanız risk var demektir. Riski değerlendirerek yatırım yapmanız lazım. Yani bir şirketi 35 liraya götürüp 8 liraya tekrar düşüyorlarsa çok hızlı bir şekilde ve bunu 1, 2, 3, 4, yani şöyle bakıyorum 5, 6, 7. Yani şirketi 2021'den beri 7 kere buna benzer hareketler yapmışlar. Yani dolayısıyla burada ciddi bir risk var. 200 günlük hareketli ortalamanın altında. Hani bu şirketi çok çok iyi araştırmanız lazım. Belki de iyi bir şirkettir. Bilmiyorum. Bilanço oyunu dönüyor olabilir. Bu yükselen trendin altında kalmış. 200 günlük teknik anlamda aşırı negatif. Yani şurayı tepe kabul etseniz, buradan çizseniz, buranın öncelikle bir kırılması lazım. Bu trende dönmesi lazım. Yani biraz zor gibi, zor bir şirket. Yatırım yapacaksanız iyice araştırın bu tarz şirketleri. Bilanço oyunları da dönebilir arkadaşlar. Şöyle doğal gazla karşılaştıralım istiyorsanız. Benzer işi mi yapıyorlar bilmiyorum. Bu gaz dağıtım mı, gaz üretim mi onu bilmiyorum ama. Şöyle bir karşılaştıralım. Çünkü takip ettiğim şirketler değil. Dönem varlıklarını 5'e katlamış, 4'e katlamış. Duran varlıklarını %70 artırmış şirket. Mesela bu daha iyi görünüyor. Bakın öz kaynaklarını mesela 500 milyondan 1.300'e çıkarmış. Demek ki yani diğer öz kaynağı küçülüyor. Natural gazın öz kaynağı büyüyor. 574'ten 1.300'e çıkarmış. İki katına fazla öz kaynak büyümesi var. Çok güzel. Şu hızlıca karlılıklarına geleyim. Mesela 26 milyon geçen kar yazıyor. İlk çeyrek 32. İkinci çeyrek 150. Üçüncü çeyrek yani 320. Bu çeyrek 260 milyon kar yazmış şirket. Kârını gitgide büyütüyor. Son çeyrek birazcık geride kalmış ama burada muhtemelen bir yatırım geliri veya vergi geliri olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bakayım. Çok bariz de bir şey görmedim. Demek ki en iyi çeyrek bu şirketin 3. çeyreği olmuş arkadaşlar ama kârını çok devasa artırmış. Çeyreklikler arasında güzel kârlar yazıyor. Öz sermaye kârı da bu şirketin güzeldir diye düşünüyorum muhtemelen. Şöyle baktığım zaman öz sermaye kârlı %50'lerde piyasa değeri defter değeri 2,5. Yani işte bu açıdan baktığımız zaman mesela bu şirketin çarpanları fena değil. Öz sermaye kârının çok altında ucuz görünüyor ama bu da gaz dağıtım şirkettir muhtemelen diye düşünüyorum. Şimdi bir şirket kartına bakalım. Power üretme gücü gayet güzel. 3,8. FK'sı 4,5. Yani hisse başı kâr 8 TL'ye falan tekabül ediyor. 30 lira yatırıyorsunuz 8 lira kazandırıyor ilk yıldan size. Dolayısıyla çarpan bazında natural gazı ben çok daha fazla beğendim. Başkent gaza göre. Şöyle bir şirket kartına bakayım. Yani Natural Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ demiş. Global Yatırım Holding %70'i enerji piyasaları işletme anonim şirketi altında var. Yani bu da bir dağıtım şirketi mi acaba? Taşımalı doğal gaz sektörü sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gaz diyor. Yani biraz daha farklı bir iş yapıyor muhtemelen faaliyet alanı. Şimdi Başkent Gaz'a baktığımız zaman şu şirket kartına bakalım. Ana şebeke üzerindeyken gaz yakıtlarının dağıtım ve her çeşitli gaz yakıtın boru sistemiyle tedarik. Şimdi tamamen farklı işler aslında baktığınız zaman. Bu Başkent Gaz ahlatçı gaz gibi. O yüzden bilançosu çok karışık. Natural gaz daha çok sıvılaştırılmış gaz LNG'yi muhtemelen araçlarla taşıyan bir şirket. İşte ikisini de çok yakın tanımadığım için çok fazla bir yorum yapamıyorum. Yani ikisini karşılaştırmak da belki doğru değil. İşte siz de bu gözle bakmalısınız. İçinde gaz geçiyor diye ikisini birbirle karşılaştırırsanız tamamen faaliyetleri farklı olabilir. Natural gazla hoş hareketler yapmamış açıkçası ama şu an 200 günlükte çarpanlara uygun bilançosu iyi gelmiş. Yukarı doğru tepki hareketi yapmaya çalışıyor. Düşen trendine hemen bakıyorum. Düşen trend çok dik bir trend olmasına rağmen 1, 2, 3 temas yapmış ve burayı kırmış. Kısa hareketli ortalamaların üzerinde değil ama 200 günün üzerinde tutulması gayet güzel. Şöyle Fibonacci ile bakabilirsiniz böyle durumlarda. Hani bu düzeltme sıkıntılı bir hareket mi diye. Mesela bakarsınız şöyle koyarsınız. En dipten kabaca kırılım vesaire katmıyorum işin içine. Yukarıya doğru çektiğiniz zaman.
Yani 786'lardan dönme veya işte 618'lerden dönme varsa bu düşüşü düzeltme olarak kabul edersin. Ama şirket mesela buradan başladı. Yukarı doğru gitti. Tepeye vurdu. Tamam, Fibonacci tepesindeyiz. İndi aşağı sıfırında altına geldi. İşte burada bir sıkıntı vardır. Ya bu şirketin öz sermayesi eriyordur. Ya da zarar yazıyordur. Ya da burada bir işte oyun dönüyordur. O açıdan değerlendirmeniz lazım. Dolayısıyla natural gazı görünüm olarak olsun, şey olarak başkente gaza göre tercih ederim. Tabii ki faaliyet alanları farklı, dikkat edersiniz. Başkent gazı ahlatçı gazla karşılaştırmanız gerekiyor. Natural gaz daha farklı bir faaliyet alanı olan şirket arkadaşlar. Dolayısıyla tüm bilançolarımızı da bugün bitirmiş olduk. Güzel bir bilanço serisi oldu. Biz de yeni şeyler öğrendik. Mesela natural gaz, başkent gaz. Siz yorumlara yazınca aslında ben böyle bir farklı şirketlerin içerisinde bulabiliyorum kendimi. Mesela ikisini de hiç incelememiştim. Faaliyet alanlarını biliyordum. Faaliyet alanlarını öğrendim. Çarpanlarını öğrenmiş oldum. Grafiklerine bakmış oldum. Bu bana bir güzel fikir verdi açıkçası. Mesela natural gazı faaliyet raporunu okumak istiyorum şu an. Neden diye sorarsanız. Mesela yazın daha çok kar getirmiş. Doğalgaz şirketleri mesela kışın daha çok kar getirir diye düşünüyorum. Demek bunlar sanayiye vesaire belki satım yapıyor olabilir. Bu şirketi bir ben araştıracağım. Çarpanları da ucuz görünüyor. Grafiği de aslında fena olmayan noktalarda. Tabii ki faaliyetlerini değerlendirmeden kesinlikle yatırım yapmam. Size de yatırım yapın yapmayın herhangi bir yorum yapmam. Dolayısıyla siz de benim gibi düşünüp faaliyet raporunu mutlaka okuyun. Şirketi öğrenin. Sadece isminde gaz geçiyor diye iki şirket karşılaştırırsanız işte az önce yaşadığımız durumu yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bize bir en azından eğitim tadında bilgisel oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.